vardı o zamanki ismiyle. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmet merkezlerinde, il müdürlüklerinde görev yaptım. Bu süreçte aile eğitimi programı ve TBMM'nin yürütmüş olduğu madde bağımlılığı formatörlüğü eğitimlerine ve daha bir süre eğitime katıldım. Sizi ilgilendiren kısmını söyleyeyim sadece. Onun haricinde bağımlılık komisyon üyesiydim Bağcılar Sosyal Hizmet Merkezi'nde çalışırken. Hatta komisyon başkanıydım. Ve il halk sağlığı ile işbirliği içerisinde her ay düzenli olarak yürütülen toplantılarda bağımlılık temsilcisiydim diyeyim. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetleri temsilen her ay orada toplantılar yapıyorduk. Kahramanmaraş'a taşınana kadar. Bağımlılık konusu benim için özel ve önemli bir alan. Genç Yeşilay ve okul kulübümüz böyle bir teklifle geldiğinde açıkçası sizlerle buluşacağım için çok çok mutlu oldum. Lisans öğrencisiyken lisans tezimi de zaten denetimli serbestlik bünyesinde madde bağımlılığı olan kişiler üzerine bir araştırma şeklinde tamamlamıştım. Böyle. Kendimle ilgili yeterince konuştum mu acaba? Merak Teşekkür ederiz ettikleriniz hocam. varsa sorabilirsiniz. Şuradaki mesajları. Hiç alkol kullandınız mı? Yalan söylemeyeceğim, kullandım. Deneme amaçlı kullandım ama eğer faydalı bir şey olduğunu düşünseydim sürdürürdüm. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hangi üniversiteden mezunum? Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezunum. Şu anda da zaten sosyal hizmet alanında derslere katılıyorum. Onun dışında yüksek lisansımı da bu üniversitede yaptım. Doktoramı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da sürdürüyorum. Henüz bitmedi. Günlük bir bira sindirme faydalıdır tezi yalan mı? Onu birazdan sunuma başlayınca konuşacağız. Hocam isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Katılanlar tekrardan girerler zaten. Tamam. Yani aslında alkol bağımlılığı konusunu konuşuyoruz ama alkol o kadar da zararlı bir şey mi? Bir düşünelim. Bir videoyla başlayalım hatta. Bir saniye. 40 saniyelik ufak bir videomuz var. Onunla başlamak istiyorum. Yani abartıldığı kadar acaba alkol problemli bir şey mi? Yoksa birazcık abartı da var mı işin içinde? Ya da bizim düşündüğümüz, düşünmediğimiz şeyler hakkında nasıl bir olasılıklar, ihtimaller söz konusu olabilir? Bunu bir düşünelim, değerlendirelim. Yani neticede adam çok içmemiş. Ufacık bir şey içmiş ve yola çıkıyor. Bunda ne zarar olabilir ki? Hocam bu arada sesi duyamıyoruz biz eğer Sesi ses duyamıyor varsa. musunuz? Evet. Aa. Video sesi gelmiyor hocam. Allah Allah. Neyse görsel olarak görseniz de yeter. Ben size tercüme edeyim. Adam diyor ki zaten çok fazla bir şey içmedim. Ufacık bir şey içtim. Gelirim, dikkatli olurum. Merak etme. Herhangi bir problem olmaz diyor. Aramızda buna katılanlar vardır. Şimdilik ben de katılıyorum diyelim. Evet. Ufacık içmişti ve ufacık bir dalgınlığıyla olan şeyi görüyorsunuz. Yani bu size çok uçarı, aman binde bir ihtimal diye gelebilir. Bu arada ben sunumun daha çarpıcı olması için aslında başında şey diyecektim. Evet ben çok içerim. İçmenin de bir zararını görmedim. Yani abartı bir durum var falan diye girecektim. Sonra dedim sadece o kısma katılan olur falan. Ondan sonra ne diyor bu deyip çekip gitmesinler. O yüzden böyle girmedim.
Evet, ufacık bir an meselesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir insan hayatıyla ilgili ufacık bir an meselesi. Sadiye inanmazdık demiş. Evet. İlyas, sorunu birazdan cevaplayacağım. Şunu bitirelim. Allah'a şükür ki bebek arabasında bebek yokmuş, annesinin kucağındaymış. Tabii bir kurgu bu. Ama o bebek arabanın içinde de olabilir. Herhangi bir çocuk yola atlayabilir, çocuktur neticede. Çocuk olmasa yeşil yanarken bir yetişkin geçebilir. Ama biz bir anlık dalmayla, çünkü bunlar vücudumuza zevk veren maddeler, haz bölgelerimizi, beynimizdeki haz bölgelerini uyaran maddeler. Alkol de bunlardan bir tanesi. O yüzden rahatlatıcı bir, geçici bir rahatlatıcı etki söz konusu. Ama o rahatlama sonradan ömür boyu rahatsızlığa dönüşebilecek bir sürece sebebiyet verebilir arkadaşlar. Söz konusu hayatınızda diyor, alkolün azı çoğu yoktur. Nasıl kapatacağız? Şu anda herkes sunuyu görebiliyor mu? Evet sevgili Arzu, şişede durduğu gibi masum durmuyor. Bir de aslında en tehlikeli bağımlılık türlerinden bir tanesi alkol bağımlılığı. Çünkü tıpkı tütün bağımlılığında olduğu gibi satışı yasal, ulaşılabilir, erişilebilir ve hani böyle kutlamadır, özel gündür, işte ne bileyim, bunlarla eşleştirilmiş ve bunlarla kodlanılmış bir şey. En zararlı aslında ya da en bağımlılığa dönüşme tehlikesi barındıran türlerden bir tanesi alkol bağımlılığı. O yüzden önemli görüp bu oturumu planlamış arkadaşlarımız. İlyas'ın bir sorusu var. Kaldığınız şehirde alkol içenlerin oranı nasıl? Yani kaldığınız herhangi bir araştırma yaptınız mı alkolle ilgili? Hayır, alkol oranıyla ilgili bir araştırma yapmadım. Ancak burası dini hassasiyetleri gereği alkol tüketimine çok sıcak bakmayan bir yer. Fakat uygulamada öyle mi? Orası biraz bende soru işareti. Yani resmi bilimsel bir araştırma yapmadım. Ama tüketiminde çok masum rakamlarda olduğunu düşünmüyorum. Çok şey olarak alelade bir örnek vermem gerekirse dün yaşadığım bir olaydan bahsedeyim. Dün saat 12.30 civarı falandı. Alışveriş yapmam gerekiyordu. Su almayı unutmuşum. Dışarı çıktım. Tam sitenin kapısından çıkarken bir adam gördüm ve ayakta duramıyordu. Yani mideniz bulanırsa şimdiden özür dilerim. Bildiğiniz kusuyordu ve böyle yamuk yamuk gidiyordu. Yamuk yamuk yürüyordu. Yani öyle bir örnekle karşılaştım ve ne yazık ki bu benim şahsi görüşüm de olabilir ama bir insan bir şeyden ne kadar çok şikayetleniyorsa onu yapmaya birazcık daha meyilli oluyor. Bunda da tabii ki baskı ve zorlamanın daha böyle şey üzerinde baskı altında yaşamış olmanın, baskı üzerinde yaşamış olmanın etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet, çocuk oda kuramı. Evet, güzel bir yerden yaklaştı Mahmut. Teşekkürler. Biz bugün sizlerle sunumumuzda nelerden bahsedeceğiz? Tabii ki yasaklanan şey her zaman cazip gelir. Riskin cazibesi vardır. O yüzden insanlar aslında hız yapmayı sever. O yüzden insanlar eşlerini aldatma noktasında bazı girişimlerde bulunur. O yüzden birçok olumsuz durum daha caziptir. Yasaklar her zaman cazip gelir. Teşekkür ederim sevgili Rümeysa. Ben de sizleri görmüyorum ama şu anda bu saatte vaktinizi ayırıp geldiğiniz için ben de sizleri çok sevdim. Duygularımız karşılıklı. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Alkol nedir? Alkol bağımlısı kime denir? Her alkol alan bağımlı statüsüne girer mi? Alkolün vücudumuzdaki yolculuğu nasıldır? Bundan bahsedeceğiz.
alkol kullanımının kısa dönem ve uzun dönem iki farklı etkisi var. Mesela işte zaten bu kısa dönem etkilerindeki bu geçici haz durumu diğer tüm bağımlılıklarda olduğu gibi bizi cezbediyor ve aman bir kereden bir şey olmaz. Bildiğiniz standart bağımlılık döngüsü sürecine girebiliyoruz. Birazdan ondan da bahsederiz. Alkol hakkında yanlış bilinenler. Mesela işte alkolün cinsel gücü arttırdığı, cesareti arttırdığı, işte alkolün keyif verdiği gibi herkesin doğru olarak savunduğu ancak doğrularla alakası olmayan şeylerden bahsedeceğiz. Alkol neleri değiştirir ve alkol kullanımına dönük yapılan yasal düzenlemeler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Alkol dediğimiz şey renksiz, kokulu, acı, sıvı, yanıcı bir madde. Etanol denilen türü de içki olarak tüketiliyor ve dilimizde genel olarak bütün sarhoşluk yapıcı ve alkol içeren içeceklere de alkol deniyor. Mesela kolonyanın içinde de alkol var. Ne bileyim kullandığımız dezenfektanların içinde de alkol var. Alkol aslında bu anlamıyla baktığınızda zararlı bir şey değil. Değil mi? İşte hijyenimizi sağlayan, temizliğimize destek olan bir madde. Tıpkı maddenin kötüye kullanımı gibi, nasıl ki madde bağımlılığında maddenin kötüye kullanımı durumu söz konusuysa, alkolün de insan vücuduna alınarak kötüye kullanım hali. Yani mesela yüzeye sürdüğünüzde size aksine hijyen bile sağlıyor. Ama siz onu herhangi bir içki tırnak içerisinde amaçlı kullandığınızda sıkıntıya yol açıyor. Hele ki bu bazı yerlerde ev yapımı işte şeyler var. Örneğin Hatay yöresinde falan boğma rakı denilen içkiler var. Türlere çok fazla girmek istemiyorum. Ama mesela ondan zarar gören ve hatta hayatı sonlanan insanlar oluyor. Ve mesela dedim ya alkol çok tehlikeli çünkü ulaşılabilir, erişilebilir bir bağımlılık etkisi olan bir şey, madde. Son dönemlerde, özellikle son dönemlerde demeyeyim de 2-3 ay öncesinde yılbaşına doğru böyle bir alkol tüketimi had safhaya ulaşıyor ya, kaçak içkiden ölen insan sayısının ne kadar fazla olduğunu da görmüş, buna şahit olmuşuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Her gün haberlerde görüyorduk. Evet, Mahmut da benim gibi aynı konuya aynı anda değindi. Kaçak içkiden kör olan sayısı hayli fazla, özellikle de yılbaşı veya özel dönemlerde demiş, aynı anda söylemişiz. Sadiye aynen hocam, ulaşılabilirliği kolay diyor. Maliyet yüksek olması da bir etken bu duruma bence. Tabii maliyet yüksek olduğu için insanlar zararlının daha zararlısı olan kaçak alkole başvurabiliyorlar. Bu durum daha kötü ama hani maliyeti düşürüp de herkesin erişimine çanak tutmak da çok mantıklı bir yaklaşım değil. Tamam bunu söyledik. Kaçak alkolden ölen kişi sayısı da bayağı fazla hocam. Kesinlikle Ruken. Tam olarak bundan bahsediyoruz biz de. Zaten alkol ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Bunun yanında bir de bunun kaçağı. Hani mesela nasıl biz bir maskedir, dezenfektandır, kolonyadır. Hani bunlar korona ile birlikte hayatımıza giren şeyler. Nasıl bunların merdiven altı üretimleri ya da işte çocukların kullandığı kalemliktir, kalem kutusudur, oyuncaktır. Nasıl ki bunların merdiven altı üretimleri insan vücuduna çok ciddi zararlar verebiliyorsa, alkolün de bu şekilde kaçak kullanımı zararlar veriyor ve işte kanserojen maddeler içerebiliyorlar, sakatlığa yol açabiliyorlar vesaire vesaire. Böyle bir durumda da arkadaşlar İnsan sağlığı daha büyük bir risk altına girmiş oluyor. Bence maliyetin yüksek olması daha kötü bir şey. Bu sefer yoksunluğa beraberinde daha büyük zararlara yol açar. Şimdi Mahmut, o zaman bu tezden yola çıkarsak diğer zararlı maddelerin kullanımında da sanırım onu ilk gün mü işlemiştiniz tam hatırlayamıyorum. Hani o zaman onların da daha erişilebilir ve ulaşılabilir olması da insanların
yoksunluk belirtisi yaşamaması. Yani hani biraz şey gibi olur böyle yaklaşırsak. Benim fikrim tabii ki, senin düşüncene de saygı duyuyorum. Ne hali varsa görsünler. Yani yoksunluk yaşayıp çevreye zarar vereceğine, kendine zarar versin gibi bir şey olabilir eğer böyle düşünürsek diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim, dediğim gibi. Maliyeti düşürmek, her şeyin küresel çapta her şeyin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde onun maliyetinin düşürülmesi onu daha cazip kılmaktan başka bir işe yaramaz gibi geliyor bana. Ben böyle düşünüyorum. Çok doğru bakış açısı bence, demiş. Tamam. Sadiye ne demiş? Hocam, sadece maliyeti yüksek olursa değil, düşük olursa da rahat ulaşıldığı için yine kötü. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki esprisi yanlış anlaşılmasın hocam. Zaten hocam siz hiç içtiniz mi? Şöyle mi böyle mi diye bir başladınız. Yani böyle bilmiyorum. Buradan çıkıp alkol içmezsiniz umarım. Bunun olmaması için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Kendimi bugün buna adadım. Çünkü birazdan yine yeri gelecek ve konuşacağız. Alkolün etkileri biraz, yani alkolün kullanılma sebepleri birazcık da işte böyle arkadaş ortamının gaza getirmesi, işte kafayı dağıtma isteği falan filan. Ona birazdan gelelim. Şimdi şişirmeyeyim bunlarla. Evet. Her alkol kullanana alkol bağımlısı denmez, değil mi? Her tütün içene işte tütün bağımlısı, her sosyal medya kullanana teknoloji bağımlısı, her oyun oynanana teknoloji bağımlısı ya da işte her yeme davranışı gösterene yeme bağımlısı denmediği gibi her alkol tüketene tabii ki de alkol bağımlısı diyemiyoruz. Sebahat tüm bağımlılıklarda sosyal çevrenin en önemli etken olduğunu söylemiş, güzel bir katkıda bulunmuş. Evet, birazdan bağımlılık döngüsünü de açacağım tekrardan. Bilmiyorum, önceki eğitimlerinizde muhtemelen üstünden geçmiştir hocalarınız. Bir kere daha ben üstünden geçmiş olayım. Bağımlılık döngüsü nasıl ilerler, nasıl bir seyir halindedir diye. Daha çok bir kereden bir şey olmaz diye başlanıyor hocam, demiş Rüken. Evet, zaten bağımlılık döngüsünün ilk ayağını da bir kereden bir şey olmaz bakış açısı oluşturuyor. Sevgili Ebru aynen demiş. Şarabın belli bir oranda alındığında faydalı diye duymuştum. Bilimsel açıklaması nedir? İçen biri değilim ama. Alkolün olumlu ve olumsuz daha doğrusu olumsuz etkilerinden ve hani olumlu, atıyorum, bir birim etkisi varsa olumsuz 10 birim etkisi olduğundan birazdan bahsedeceğiz sevgili Alihan. Kime bağımlı denirin cevabı olarak sanırım bağımlılık döngüsünü yaşaması lazım değil mi hocam, demiş. Evet, belli bir süre alkol kullanması gerekiyor ve bunu çok miktarda, çok sayıda kullanıyor olması lazım. Mahmut demiş ki alkolün de olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Ancak bunu dozaj belirleyebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi kesinlikle şey demiyorum. Mesela işte, ama nasıl anlatayım? Bir kepçe zararı varsa bir çay kaşığı iyiliği var. Öyle düşün. Yani çünkü bilimsel olarak evet, mesela şey söylüyorlar. Böbrek taşınız varsa işte bira için diyorlar. Ama baktığın zaman böbrek taşına hiçbir etkisi yok. Sadece çok fazla idrara çıktığın için öyle bir öneride bulunuyorlar halk arasında gibi. Ama bira içmektense, eğer dini hassasiyetlerin varsa, hem günah hem de vücudun susuz kalıyor. Birazdan etkilerinden bahsedeceğiz. Birçok sıkıntıya yol açıyor. Bunları yaşamaktansa yaşamamak daha mantıklı. Yani bir şey kararı verirken, herhangi bir hayatımızda karar verirken karar dengesi cetveli vardır. Bilmiyorum, bilir misiniz? Şu an çizim yapabilecek miyim acaba buraya? Şöyle bir deneyeyim bakayım. Yok, bunun olmadı. Bir saniye. Ay yok, bu da olmadı.
Şöyle yapmaya çalışayım. Tamam. Şunu nasıl tersine çevireceğim acaba? Bir saniye arkadaşlar. Çizgi çizemedim. O yüzden şöyle yapacağım. Önemli olan şunun şöyle bir koordinat sistemi gibi. Yamuk bir koordinat sistemi oldu ama idare edin. Şöyle bir şey var mı arkadaşlar? Herkes görüyordur umarım. Buna karar dengesi çizelgesi denir. Şu yok, bunu iptal edin. Böyle koordinat sistemi gibi bir şey düşünün. Yeslemedim. Heh. Şöyle ve şöyle. Bu tarafta o davranışı bırakmanın olumlu yanları. Şurada da bir davranışı sürdürmenin olumlu yanları. Ve alt taraflarında da yine bırakmanın ve sürdürmenin olumlu, olumsuz yanları yer alır. Tamam mı? Biz bir şeye karar verirken bu bağımlılık konusunda da olabilir veya hayatımızdaki herhangi bir konudaki tercihlerimiz de olabilir. Olumlu yanlar ve olumsuz yanlar üzerindeki şurada çizmeye çalıştığım koordinat sistemi içerisinde karar dengesini tutturabilmemiz için hangisinin bizde daha olumlu etki yarattığına bakarız. Alkolün de olumlu olumsuz etkileri var, evet, ama bu olumlu olumsuz etkilerden bir karar dengesi cetveli çizdiğimizde hangisi daha ağır basıyor derseniz tabii ki bırakmak daha olumlu, kullanımını sürdürmek daha olumsuz bir durum oluşturuyor diyebiliriz. Ağrıya iyi gelir diyenler var insan arasında. Bu doğru mudur? Yudum şeklinde. Birazdan doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular üzerine konuşacağız arkadaşlar. Rümeysa sormuş bunu. Ruken demiş ki, alkolün tek iyi yanı antiseptik özelliği olması sanırım. Alkol insanı depresyona sokar arkadaşlar. Alkol insanı depresyondan çıkarmaz. Antiseptik olarak kullanıldığında sadece Ruken'in dediği gibi olumlu olarak yani içimize doğru aldığımızda içtiğimizde değil, böyle elimize sürdüğümüzde öyle bir güzelliği var. İşe yarar mı gerçekten demiş Rümeysa ama bilmiyorum. Neyden yani orayı kaçırmışım bir şey anlattığım için bakamadım o ara. İlyas sahte içki haberlerini çok çok izliyoruz. Bundan dolayı çok ölümler her an yaşanıyor. Hatta artık güvenilir yerden de artık güvenmeden alınıyor. Tekel bayilerde artık güven kalmadı. İzlediğimiz güncel bilgilere göre konuşuyorum. Bir de hem cebi hem de sağlığını ve de başkalarına ciddi zararlar veriyorsun. Bir sağlık çalışanı olarak, objektif olarak konuya bakmaya çalışıyorum. Siz ne dersiniz hocam demiş. Kesinlikle katılıyorum İlyas. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Özellikle her dönemde sizler bizim için önemliydiniz. Covid-19 döneminden sonra kıymetinizi daha iyi anladığımıza inanıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve dediğin gibi maddi boyutu var. Sağlığa zarar boyutu var. Demin izlediğimiz videoyu hatırlayacak olursak insanlara zarar verme ihtimalimiz var. Anlık rahatlama için çok da zaruri bir bağımlılık, yani bağımlılık zaten zaruri değildir, zaruri bir nesne olduğunu düşünmüyorum. Nurgül diş ağrısına iyi geliyor demiş. Hocam aman ya yararı var demeyin. Bağımlı olanlara bir bahane daha verirsiniz demiş Elyas'a. Ya yararları var demek istediğim aslında bütün yararları geçici. Yani baktığınız zaman birazdan bahsedeceğiz. Mesela sarhoş oluyorsunuz, her şeyi unutuyorsunuz. Peki ayıldığınızda her şey geçmiş oluyor mu? Atıyorum dertten içtiniz diyelim. Olmuyor. Dolayısıyla çok da şey değil. Yararlı sayılabilecek bir durum değil. Ses yok mu?
Ses ve görüntü sorununu mu yaşıyorsunuz Yok arkadaşlar? hocam, gayet iyi şu an. Yok hocam, gayet iyi. Tamam, peki, teşekkür ederim. Umarım gerçekten bilinçlendirmeye çalışıp özendirmiyorumdur. Zaten bağımlılık eğitimlerinde en çok çekindiğimiz hususlardan bir tanesi de bu. İşte alkol şöyle yapar, alkol böyle yapar, madde böyle yapar, şu böyle yapar deyip kullanmayanı da denettirme gibi bir ihtimal olabilir. Teşekkür ederim Ebru'cum. O senin güzel dinlemen. Çok güzel anlatıyorsunuz demiş. Alkol bağımlısı kime denir de kalmıştık. Bu arada siz sorularınızı yazın. Böyle interaktif işlemek benim için daha keyif verici. Bu keyif daha güzel bir keyif. Hem de geçmiyor arkadaşlar. Evet, Ruken demiş ki, hocam aslında tam da bu nedenden bağımlılık oluşuyor. Bir kere içiyorlar, anlık olarak unutuyorlar ve daha sonra sürekli olarak içmeye başlıyorlar. Tabii ama sürekli içince sonradan kredi kartı geliyor, ne bileyim, para kalmıyor. Daha büyük bunalıma giriyorlar. Bir de böyle bir boyutu var işin. Heves hocam, sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Tuğba demiş ki, enerji içeceklerinde alkol var deniliyor. Sizin bu konuda fikriniz nedir? Enerji içeceklerinde. Bir arada kolada olduğu falan söyleniyordu. Ben çok itimat etmiyorum açıkçası. Yani alkol kullanmak isteyenlerin zaten alkol kullanabileceği şeyler var. İşte çeşitli içki türleri var. Neden enerji içeceğine, işte kolaya, diğer şeylere alkol katsınlar? Bilemiyorum. Evet, alkol depresyona iter. Kimyasal olarak beyni de etkiler. Zaten tüm bağımlılıklar biliyorsunuz ki bir beyin hastalığı olarak tanımlanır. Dolayısıyla alkol bağımlısı bir insan depresyona girer. Bununla ilgili sunumumuzdan sonra çeşitli makaleleri araştırabilirsiniz. Karşınıza çıkacak. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeydir. Enerji içeceği de bağımlılık yapıcı zararlı bir şey olarak görülebilir mi demiş Mahmut Kızılkaya. Bilmiyorum, ben hiç sevmedim. Yani onu da denedim. Ama sevmedim yani, bilmiyorum. Bana çok şey gelmedi. Bazıları evet bayağı müptelası ama ya mesela kola bağımlıları da var baktığınız zaman. Ya da ne bileyim ayransız yaşayamayanlar da var. Hadi kolanın içinde de belki alkol vardır şüphesi taşıyanlar olabilir aranızda. Sürekli ayran içen, sürekli maden suyu içen insanlar da var. Yani onsuz duramayan ve neredeyse bağımlılık derecesine getirmiş insanlar da var. Ben o tarz bir şey olduğunu düşünmüyorum enerji içeceği hakkında. Marka söylemiş, ben söylemeyeyim şimdi, ürün yerleştirmeyi bulundurmayalım eğitimimiz içerisinde. Tuğba demiş ki, bir enerji içeceğini biraz fazla tüketiyorum. Birkaç araştırma yapmıştım. O yüzden sormak istedim hocam. Yani bilgim olan bir şey değil sevgili Tuğba. Sadece zannederim ya da zannetmem. Zannetmiyorum. Arzu demiş ki, ayıplanmamak için diğer içeceklere yönelebilirler. Enerji içeceğini fazla tüketmek kalpte rahatsızlık yapıyor demiş. Ali İhsan, evet, ayıplanmamak için diğer içeceklere yönelebilirler. Aslında alkol bağımlılığı ve işte konumuz dışı ama uyuşturucu madde bağımlılığı kıyaslamasına girdiğimiz zaman eskiden sokakta görünür olan alkol bağımlılarını daha fazla biz gözlemleyebilirdik. Tabii siz yaşınız gereği belki şimdi o kadar gözlemleyemiyorsunuzdur. Çünkü eskiden işte diğer nasıl diyelim sarhoşluk veren diğer maddeler, kötüye kullanılan zararlı maddeler bu kadar yaygın ve erişilebilir değildi. Ve işte insanlar bir süre yoğun bir şekilde alkolü bırakıp bu maddelere yönelmeye başladılar. Zaten bağımlılıkta yerine koyma diye bir şey vardır arkadaşlar. Mesela diyelim ki madde bağımlısınız, bıraktınız, tütün kullanımınız eğer varsa onu 2 pakete, 3 pakete, 5 pakete çıkartırsınız. Çünkü yerine koyma sizin ister istemez vücudunuzun verdiği tepkiler neticesinde yapacağınız şeydir. Evet, yoklama formu gelmiş arkadaşlar. Lütfen doldurmayı unutmayın. Bu eğitimler neticesinde katılım belgesi sağlanacak Yeşilay tarafından sizlere.
Hocam her komite sonrası komite yorgunluğundan alkol içerek kurtulduğumu düşünüyorum. Alkol bağımlısı mıyım demiş. Eğer çok miktarda ve sıklıkla alkol tüketen bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığın bozulmasına rağmen alkol almaya devam eden biriysen alkol bağımlısısın sevgili Ali İhsan. Ama değilsen değilsin. Demin de dedim ya işte her yemek yiyen yeme bağımlısı, her sosyal medya kullanan sosyal medya bağımlısı ya da işte her tatlı yiyen tatlı bağımlısı olmadığı gibi her alkol tüketeni de alkol bağımlısı olarak alamayız arkadaşlar. Hocam kesinlikle demiş Hüsna, babam sigarayı bırakmak için Maraş otuna başlamıştı demiş. Evet. Yerine koyma isteği oluyor ne yazık ki. Hocam Maraş otu çok farklı bir şey, dikkat et demiş Mahmut. Yok denemeyi zaten hiç düşünmedim Maraş otu falan. Bir kere onun yasal olması da çok ilginç. Yani tütün kategorisine de giriyor ama bence birazcık daha tehlikeli bir tütün, normal tütünlerden daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Ama denemediğim için yorum yapamayacağım. Denemiş olsaydım onu da denedim derdim arkadaşlar. Evet. 13 yaşında alkol kullanımına başlayan gençlerde alkol bağımlısı olma riski %43 oranındadır ki bu neredeyse yarı yarıya gibi bir oran ifade eder. Yani %43, 100 tane 13 yaşında alkol kullanmaya başlayan genç ileride bunlardan 43 tanesi alkol bağımlısı olabiliyor. Ne kadar süre kullanınca bağımlı sayılır insanlar ortalama demiş Rümeysa. Ondan önce bir saniye, bir dakika. Çok fazla şey gelmiş. Bu da çok saçma bir sistem bence de Mahmut. Direkt uyuşturucu kategorisinde olmalı o. Devlet el atmalı bence demiş Alihan. Bunu zaten şeyle konuşmuştuk Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar Türkoğlu Meslek Yüksekokulu'nda çalıştığım dönemde bize bir eğitime gelmişlerdi. Öğrencilerimizle birlikte bir bilinçlendirme eğitimine. Bunun mücadelesini veriyorlardı en son. Ama tabii ki alışkanlıklar ve alışılmış şeylerin değişmesi birazcık zaman alan bir şey. Ne kadar süre demişti Rümeysa. Rümeysa yani aslında süresinden ziyade artık bütün vaktini alkolle geçirmeye indekslenmişsen işte bir ortamdan çıkıp yani müptelası olduğunu hissediyorsan ve sosyal yaşantını engelleyen bir konuma geldiyse o zaman alkol bağımlısısın diyebiliriz. Yani mesela özel günler kutlamalarında şunlar bunlar falan durumu söz konusu olduğunda alkol bağımlılığından bahsetmemiz çok da mümkün değil ama bağımlı olma ihtimalinden her zaman bahsedebiliriz. Şöyle ki şundan şuradan hemen bir görsel yansıtacağım size. Görüyor muyuz? Gözüküyor hocam. Çok, tamam. Çok fazla mesaj gelmiş. Hepsine geri döneceğim. Bağımlılık döngüsü dediğimiz şey arkadaşlar belki kullanabilirim düşüncesi ve sonrasında oluşan korku ve merakla birbirini izler, takip eder. Belki kullanabilirim. Yani insan onu düşünüyor. Alkole özelleştirdiğimizde, alkole evirdiğimizde bunu belki alkol kullanabilirim diyor. Sonrasında içini bir korku ve merak duygusu kapsıyor. Yani merak zaten çok kışkırtıcı bir duygudur. Her konuda, her alanda böyle. Yaptığımız iyi ve kötü şeylerde bizim tetikleyici temel güdülerimizden bir tanesi meraktır arkadaşlar. Bilimin gelişmesi, bilimin ortaya çıkması, ilerlemesi aslında esasen merak duygusuna dayanır. Yani merak duygusunu, bu güdüyü hafife almamak gerekiyor. Belki kullanırımdan sonra bizi saran korku ve merak duyuyorsun ama neye merak duyduğunu bilmemen seni korkuya sürükleniyor.
Sonrasında hemen meşhur bir kereden bir şey olmaz bakış açısı bizi bağımlılığa sürükleyebiliyor. Ondan sonra bir kere kullanıyorsunuz. Bir daha asla üzerinden devam ediyor. Sonrasında diyorsunuz ki ben bunu kullandım. Bir daha da asla işim gücüm olmaz. O yüzden işte tehlikeli dedim ya. Siz mesela sadece özel günlerde alkol alıyor olabilirsiniz ama sonrasında bir daha asla ben bağımlı olmam, istesem bırakırım gibi döngülere girdikten sonra sizi karşılayan şey bumerang bırakılmaz bakış açısı oluyor. Ve sosyal hayatınızı, psikolojinizi, duygularınızı etkilediğinde anlıyorsunuz ki birdenbire şöyle bir duyguya kapılıyorsunuz. Yani sizin adınıza söylüyorum ama yanlış anlaşılmasın. Yani insanlar bu duyguya kapılıyorlar. Bumerang bırakılmaz deyip bırakmak zorunda olduklarını yavaş yavaş fark ettikleri bir evre var. O yüzden arkadaşlar bıraktıktan sonra artık bırakacağım aşaması devreye giriyor. Sonrasında bıraktım, bir daha asla başlamam diyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz. İlerliyor insanlar, kusura bakmayın sunuz diyorum ama bir bağımlılık döngüsü hikayesi bu şekilde ilerliyor. Bir de şöyle bir görsel görmüştüm. Bunu da sizin için buraya koymak istedim. Eğer şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Fotoğrafı vardı bunun ya. Bir dakika. Saniye. Fotoğrafını görüyoruz sanırım şu anda. Şimdi kullanım süreci oluyor. Bunu dediğim gibi bu uyuşturucuyla alakalı ama bağımlılıklar yapısal olarak birbiriyle benzer özellikler gösterir. Neticede her türlü bağımlılıkta ortak özellikler vardır. Mesela işte onsuz duramama, onsuz yapamama, sürekli o bağımlılık duyduğun şeyle vakit geçirme isteği gibi arkadaşlar. Kullanım. Ondan sonra geçici bir rahatlama. Sonrasında suçluluk, utanç. Sonrasında duygusal tetik ve sonrasında kullanmak için özlem sizi tekrardan bağımlılığa sürükleyebilir. Şimdi sunumuza geri dönelim ve ben sorularınıza bir bakayım hemen. Evet. Ne kadar süre bağımlılık bağımlı sayılır insan sorusuna cevap verdim. Şimdi diğer sorulara bakalım. Hocam kişi bağımlı olunduktan sonra ne gibi hastalıklarla karşı karşıya gelir? Sadece buna birazdan cevap vereceğim. Evet, form kapanacak arkadaşlar. Son 3 dakikanız kaldı. Lütfen formu doldurun. Anketi doldururken çıktım hocam. Oldu mu acaba bilmiyorum. Bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum sevgili Kübra. Aybüke demiş ki Maraş otu ucuz. Fiyat artarsa belki azalır. Peki Aybüke sen sigaraya gelen zam üstüne zamdan sonra tütün bağımlılığının azaldığını düşünüyor musun? Zaten bağımlılık evet caydırıcı bir etki ama işte o fiyatlandırma konusu çok şey değil. Yeterince caydırıcı da olamayabiliyor. Ama demin de konuştuk ya bunu hani nasıl caydırmıyor deyip de kendi haline bırakmamak gerekiyor. Alime demiş ki formu tekrar atabilir misiniz? Can çekince bağımlı mı demektir demiş Rümeysa. Mesela canın tatlı da çeker Rümeysa. Canın çorba da çeker. Canın ne bileyim su da çekebilir. Yani çok basit şeyler de çekebilir canın. Ama önemli olan bunun biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşantına zarar vermesi. İnsan dediğimiz kavram biyopsikososyal bir varlıktır. Tamam mı? Biyopsikososyal varlık kavramını daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Ama insanın hem biyolojik, hem psikolojik, hem de sosyal yönü vardır.
İnsan bu üçlü sac ayağına bağlı yaşar. Benim öğrencilerim sıklıkla bunu duyuyorlar benden. Çünkü böyle. Dolayısıyla alkol dediğimiz şey hem biyomuzu, hem psikomuzu, hem sosyalimizi bozar. Zaten bu üçlü sistemden biri bozuldu mu diğerleri de otomatik olarak çöküyor. Ya da işte bu üçlü sistemden biri bozulduktan sonra tamir edilmeye başladı mı diğer sistemlerimiz de düzeliyor. O yüzden canı çeken herkes bağımlıdır diyemeyiz sevgili Rümeysa. Alihan demiş ki Güneydoğu bölgelerinde içen çok kişi görmüştüm gezim sırasında Antalyalı birisi olarak. Sana o zaman Maraş Otu ile ilgili bir anımı anlatayım Alihan ve size. Okula ilk başladım, Maraş'a taşındım. Ben de İstanbul'dan taşındım, Kahramanmaraş'a bu arada. Daha önce hiç böyle Maraş Otu gibi bir şeyden tabii ki haberdar değildim Maraşlı'da olmadığım için. Bizim okulda çalışan görevli bir abi baktım böyle kağıda bir şeyler koydu. İşte böyle kullanım şekline uygun şekilde kullandı falan. Ben onu gördüm ve dehşete düştüm. Dedim ki bu adam madde kullanıyor. Alenen güpegündüz okulun ortasında madde kullanıyor. Ve hani o kadar şaşırdım ki ne yapacağımı, ne yapabilirim acaba diye düşündüm. Ve sonrasında hani onunla konuşmaya çalıştım. Zaten o bakışlarımdan anladı yani böyle o kadar garip baktım ki yani ne yapıyorsun sen der gibi. Aa dedi hocam bu dedi Maraş otu biz dedi bunu kullanıyoruz dedi. Öyle şey değil yani uyuşturucu falan değil dedi. Ondan sonra öyle bir ufak rahatlama geldi yani yine de tabii ki maddenin iyisi kötüsü olmaz ama bir an böyle daha güçlü bir uyarıcı kullanıp bize zarar vermesinden endişe etmedim desem yalan olur. Kübra demiş ki teşekkür ederim. Melisa evet demiş, Ebru evet demiş, evet demiş ama neye evet dediğinizi inanın ki bilmiyorum. Sebahat demiş ki arkadaşlar formu bir kereliğine atıp 10 dakika geçerli olacak şekilde yapıyoruz. Zaten gruplarda söylemiştik diğer eğitimlerde dikkat edelim diye bir ricada bulunmuş. Katılım belgesi istiyorsanız lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. Sevgili soyadaşım İlyas demiş ki merak ilmin hocasıdır diyorlar. O zaman şu çıkıyor ortaya her şeyi merak etmemeliyiz. Yani aslında teknoloji de mesela güzel bir şey ama olumsuz kullanırsan bağımlılık da sonuçlanabiliyor. Ya da işte yani bir şeyi nasıl yönetebileceğimiz önemli aslında. Merak çok güzel bir şey. Hayatın aslında devam etmesini sağlayan duygu. Mesela şu anda kullandığımız araçların varlığı, hayatımızı kolaylaştıracak birçok şey, şu bilgisayar, beni izlediğiniz bu platform, hepsi aslında birer merak ürünü. O yüzden her şeyi merak etmemeliyiz değil, merakımızı yönetebilmeliyiz. Daha doğru bir ifade olur diye düşünüyorum. Sevgili Şirin ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı dolduramadık. Hep dikkat ediyorum bu sefer olmadı demiş. Bunu çözümlersiniz Sebahat'le. Uyuyamama demiş Ebru. Azaltarak bırakmak mı daha etkilidir yoksa aniden komple hayatımızdan bir anda mı çıkaralım demiş Nuri. Şimdi o senin bağımlı olduğun alkol ya da herhangi neyse onun türüne göre, bağımlılık sürene göre ve içinde bulunduğun psikososyal duruma göre değişir. Ezbere hap bir bilgi vermek onun açısından bu soru açısından çok doğru ve mantıklı bir şey değildir demek istiyorum. Nurgül demiş ki caydırmıyor hocam ister 5 kat fark koysunlar kullandığım bir şeye gerçekten bağımlıysa bırakılmıyor şahsi fikrim. Tabii bu sefer bağımlılıkla beraber suç ilişkisi ortaya çıkıyor. Yani o bağımlı olduğu şeye insan ulaşabilmek için suç işleme yoluna gidiyor. Bazen hani böyle dizilerde, filmlerde görürüz ya annesinin işte mal varlığına çökmeye çalışıyor, parasını elinden almaya çalışıyor falan sırf o bağımlı olduğu şey için. Oluyor bunlar, olmuyor değil. Cengiz Han çok güzel bir yaklaşımda bulunmuş konuyla alakalı fiyatlandırmayla değil bilinçlendirmeyle bağımlılık bıraktırılır. Bağımlı bir insan bilinçli değilse ister 100 TL olsun sigara yemez içmez gider yine alır ya da çalar ya da
çaldırır bir şekilde alır. Ben de böyle düşünüyorum ki öyle oluyor. Hocam genelde cinsiyete göre dağılımda erkeklerde fazla olduğunu bildiriyorlar. Sizce bundaki temel sebep nedir? Evet Kübra. Sence nedir Kübra? Onu bir sorayım. Bu soruya bir virgül koyayım. Tam bilgim yok hocam ama belki başlama yönünde azalma olur demiş. Kafasında bitirmek önemli. Örneğini yaşadım. İlaçlar, terapiler tabii ki etkilidir insanın ama kendisinin bitirmesi lazım bence demiş Ebru. Evet, kişinin kendi katılımı zaten bağımlılığın her türlüsünün tedavisinde çok çok önemli ve etkili. Hocam Efendim araya şu an. giriyorum ama şöyle Kübra'nın dediğine ben cevap vermek istedim de genelde dağılımda erkekler fazla olduğu görünüyor. Çünkü kadınlar bağımlı olduğunu çevresinden korktukları için söyleyemiyorlar. Tedaviye yaklaşmakta sıkıntı çekiyorlar. Bu yüzden hani başvuran kişiler erkek çoğunluklu olduğu için erkek fazla gibi görünüyor. Ama Yeşilay'ın bir Ben eğitiminde ben almıştım. Çok fazla sayıda bağımlı anne var. Hamile kadınlar özellikle. Sadece saklanıyor yani. Bir de şöyle bir durum var. Toplumsal cinsiyet dediğimiz olayın etkisi kesinlikle çok çok büyük. Kadın dediğin alkol içmez. Kadın dediğin şunu yapmaz. Kadın dediğin bunu yapmaz. Erkek adam içer de, yapar da, eder de diye o şişirilen erkek egosunun da varlığını görmezden gelmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden o soruya bir virgül koymuştum. Tuğba demiş ki biyopsikososyal hizmet dersinde, ha, sosyal hizmet dersinde çok duyuyoruz hocam sizden öğrenciniz olarak. Ama öyledir Tuğba. Yarın tekrar konuşacağız bu konuyu. Beyza demiş ki erkeklerin kadınlar gibi duygularını ifade edilmesine teşvik edilmemesi. Evet, çünkü kadın gibi davranmalıdır. Erkek için her şey serbesti taşırken kadının birazcık daha belli kalıplarda yaşaması gerekir. Bu toplumsal norm yani. Hani bu feminizm ya da başka bir şey değil. Erkeklerin yaptığı birçok şeyi rahatça kadınlar yapamaz. Yani yapmamalıdır demiyorum. Toplumda yapması halinde baskı görür, dışlanır ve sıkıntı yaşar demeye çalışıyorum. İfade etmeye çalıştığım şey bu. Hocam bence kadın konuda evet. Ebru'nun dediğine katılıyorum. Bu konuda katılıyorum demiş. Bu konuda toplumsal cinsiyet ayrımı var bence demiş. Orta Doğu kafası başka bir şey değil demiş Alihan. Elyasa demiş ki hocam evim Van Gölü sahiline yakın bir yerde gece sabaha kadar sahilde içiyorlar. Çevremde bunu görüp başlayan ve de bağımlı olan kişi çok fazla. Buna çözüm için sigara gibi yasaklar getirilemez mi? Aslında getirilebilir ama yasakların cazibesinden ziyade işte o örüntüyü kırmak lazım. Demin de bahsettik ya bilinç konusu, bilinci arttırmak gerekiyor ve yerine bir alternatif koymak gerekiyor. Mesela Van Gölü sahiline içilecek bir mekan yerine eğlenilecek farklı yollarla, daha sağlıklı yollarla eğlenilecek bir mekan haline getirmek gerekiyor. Ve bunun için kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler hep beraber işbirliği içerisinde projeler oluşturulması gerekiyor. Daha faydalı, daha verimli olur. Yani ben aynı zamanda Türkçe öğretmenliği okuyorum bu arada. Benim öğretmenimle staj yapıyorum yanında. O Vanlı. Ve Van Gölü'nde işte eskiden bir sistem olduğundan bahsediyor Edremit'le. İşte abiler, büyük abiler onlardan daha küçük erkeklere yüzme öğretirlermiş mesela eskiden. Sonra Toki evleri falan yapılınca deprem sonrasında bu uygulama suyun kirlenmesi ve işte suya girenlerin zarar görmesiyle çökmüş. Bu sistem sürdürülemez hale gelmiş. Bunun gibi mesela. Daha farklı, daha faydalı, daha böyle koruyup kollayıcı abilerin, ablaların olduğu modellerle rol model alınabilecek, örnek alınabilecek kişilerin elini taşın altına koymasıyla bu tarz şeylere çözüm bulabiliriz sevgili Elyasa. Toplumsal etmenler de tetikliyor bence. Kimi şehir bunu içinde baskılıyorken kimisi başka şehirde teşvik ediyor. Ya toplum dediğimiz şey zaten mesela Kahramanmaraş'taki toplumsal yapıyla Kayseri'deki toplumsal yapıyı kıyaslayamazsın. Aralarında 2-3 saatlik bir mesafe var. Tabii ki
farklı. Hele İzmir'i mesela hiç kıyaslayamazsın. Tabii ki farklı. Hepsi Türkiye mi? Türkiye. Hepsi birbirine çok çok böyle biri işte Çin'de, biri ne bileyim Yunanistan'da değil yani. Hepsi birbirine yakın bölgelerde dahi olsa her ailenin bile kendine özgü bir kültürü, kendine ait ahlaki kuralları ve değerleri var. Ama toplum geneline baktığımızda kadınların etiketlenme, damgalanma ihtimali her zaman için daha fazla diyebiliriz. Sadiye demiş ki bağımlılıktan kurtulmak için kişiye destek çok önemli. Tabii fakat ne kadar destek verirsek verelim önemli olan kişinin kendi kabulü, kişinin kendine kendi kurtulmak isteği olmalı. Yani bunu istemeli ve bunu istettirebilmeliyiz. Yani kafasına böyle silah dayayarak isteyeceksin, isteyeceksin yoksa işte seni terk ederim, senden ayrılırım, ne bileyim seni evlatlıktan reddederim gibi değil de ona bu durumu anlatarak, özümseterek, gerçekten isteterek yapabilmemiz gerekiyor. İlyas demiş ki teşekkür ederim, bizi aydınlatıyorsunuz. Ben eşim ve baldızım Tuğba ile beraber sizleri dikkatle ve beğenerek dinliyoruz. Çok çok verimli oluyor demiş. Hepsine selamlarımı gönderiyorum o zaman ben de. Teşekkür ederim. Böyle olumlu güzel mesajlar beni de motive ediyor sizler gibi. Hepinize güzel sağlıklı zamanlar olsun. Alkol bağımlısı kime denir dedik. Alkol bağımlılığının nasıl oluştuğunu ve bağımlılık döngümüzü görerek aslında bir miktar konuşmaya başlamış olduk. Devrim demiş ki hocam bazı durumlarda nedense erkeklerin bazı durumları fazla dramatize etmesi. Ona bir tık daha güçlü olduğunu ve bağımlılığa olan eğilimleri daha az gibi geliyor bana. Görünürlüğü de az. Demin Sabahat'in söylediği gibi. Ama dediğine kesinlikle katılıyorum. Erkekler kadınlardan fiziksel olarak güçlü olsalar bile kadınlar her şeye böyle öyle bir algı vardır ya yine toplumsal cinsiyet bağlamında düşündüğümüzde işte kırılgan şöyle böyle falan dırdır eden vır vır eden gibi böyle damgalamalara ve etiketlenmelere maruz kalsalar bile çok basit bir örnek ile bunu açıklamak istiyorum. Bir erkek kolay kolay bir kadın olmadan yaşayamaz. Yemeğini yapamaz, çamaşırını yıkayamaz. Ne bileyim var olamaz yani çok rahat bir şekilde. Annesi olur, bacısı olur, karısı olur, kardeşi olur. Yani bir şekilde bir başkasına ihtiyaç duyar. Ama bir kadın çoluğu da olsa, çocuğu da olsa tek başına yaşayabilir ve ayakta durabilir. Yani çevremizdeki örnekler bunu gösteriyor. Evet, içme isteği, kontrol kaybı, fiziksel bağımlılık ve tolerans. Toleransın ne demek olduğunu bilen var mı? Tolerans ne demek? Tolere etmek birini, mesela tolere etmek anlamında da kullanılıyor ama bağımlılık konusunda tolerans başka bir şey. Evet, izin vermek ve müsaade etmek anlamına geliyor tolere etmek. Bağımlılık anlamında da aslında izin verip müsaade ediyorsun, görmezden geliyorsun ama neyi? Mahmut'tan güzel bir örnek. Günde yüzlük değil de 35'lik içmek gibi. Hangisi fazla oluyor ya? 35'lik daha küçük değil mi? Yüzlük daha büyük galiba. Tam tersi Mahmut. Günde yüzlük 1 litre. Ama hayır, bu azaltmaya giriyor. Tolerans aksine arttırmak. Bu ders bitmez demiş Mustafa. Sıkıldın mı Mustafa? Aynen. Tolerans da tam tersi. Mesela 100 kullanıyorsa 200 kullanmaya ihtiyaç duyuyor. Arttı arttı da bu şekilde ilerliyor diyebiliriz. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişi alkollü içki tüketiyor. Bu kişilerin yaklaşık 76 milyonunun alkol bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü insanlar işte ben bağımlıyım diye tedavi görmek istemiyorlar arkadaşlar. Ve başvurmuyorlar. O yüzden tahmin ediliyor. Kesin veri söyleyemiyoruz. Alkol kullanımına bağlı olarak da yılda 3 milyon 300 bin kişi hayatını kaybediyor.
Ülkemizde de yaklaşık 17 milyon civarında alkol kullanan kişi var. Alihan demin bahsettim ya, yani eskiden daha yaygın olduğunu gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir bağımlılık türüydü. Ama şimdi de hala güncelliğini koruduğu alanlar mutlaka ki var. Ve ne yazık ki ülkemizde 11'e kadar yaş seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Ve ne kadar erken başlanırsa o kadar bağımlılığa dönüşme riski, dönüştürülme riski ortaya çıkabiliyor. Evet, alkol vücudumuzda nasıl bir yolculuğa çıkıyor? Gelin biraz da bundan bahsedelim. Ağız yoluyla, oral yolla alıyoruz alkolü. Yemek borumuzdan geçiyor, midemize iniyor. Midemizden ince bağırsağa, oradan karaciğere, kalbe, akciğere ve beyne gidiyor. Zaten bize buradan haz geliyor. Kısa dönemdeki etkileri neler peki alkolün? Bundan bahsedelim. Mantıklı düşünme, karar verme, hareket etme yeteneklerinde bozulmalar görebiliyoruz. Onun haricinde burunda koku alma duyusunda azalma ve burun kanamaları gibi etkileri görünebiliyor. Yüzde damarda genişleme, daha fazla yüze kan gelmesi ve yüzde kızarıklık, şişkinlikler gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ve çeşitli diş eti hastalıklarına da davetiye çıkarabiliyor alkol kullanımı. Bağımlılık hep bir şeyleri tölere ederek mi tetikleniyor hocam genel anlamda? Bahsettiğin şey insanları tölere etmek mi sevgili Kübra, yoksa maddeleri tölere etmekten mi bahsediyoruz? Ona göre cevabım değişecek. Onun haricinde ağız kuruluğu, tat alma duyusunun bozulması, ağız kokusu, ağız içi enfeksiyonlar, şiddetli baş ağrısı ve boğazda öksürük, zamanla ses tellerinde tahribat gibi kısa dönem etkileri görülebiliyor alkol kullanımında. Tolerans zaten bağımlılığın en büyük göstergesidir sevgili Kübra. Mesela bir su üzerinden örnek vereyim. Mesela bu su bana normalde bir şişe yeterli gelirken günlük, tabii bu su faydalı bir şey, bu suyun bir alkol türü olduğunu düşünelim. Gün geçtikçe bir tane su bana yetmemeye başlar. 5 tane, 10 tane, 15 tane, 25 tane ve en sonunda edecek boyuta gelir. Eğer çevrenizde hastalıklarla karşı karşıya kaldığını duyup görmüşsünüzdür. Tolerans zaten alkol madde bağımlılığının en büyük göstergelerinden karşımıza çıkıyor. Bakalım uzun dönemde ne gibi etkileri varmış alkol kullanımının? Gözlerde körlüğe varabilecek hasarlara neden olur. Özellikle kaçak içkiler bunu daha çok tetikliyor. Kalpte ritim bozukluğu, damar kireçlenmesi, beyinde alkol ve beynin küçülmesi, alkol ve beyin ilişkisine baktığımızda zararlı maddeler kullandığımızda gerçekten beynimiz küçülüyor arkadaşlar. Yani bu maddenin kötüye kullanımı şeklinde de olabilir ya da alkol bağımlılığı hususunda da olabilir. Ve erken yaşlanma, bunama gibi sıkıntılara da uzun vadede yine yer verebiliyor. Yolculuğumuzu hatırlıyorsunuz, ağızdan yemek borusundan geçip mideye ulaşıyordu. Dolayısıyla gastrit, ülser ve mide iltihabı gibi sıkıntılara da yol açabiliyor. Cilt bozulmalarına sebep olabiliyor. Karaciğer yağlanmaları ve akciğerlerde akut ciğer iltihabı gibi sıkıntılara yol açabiliyor sevgili arkadaşlar. Nasıl başlıyoruz ki alkole? Akran baskısı, bir de ne maksat muhabbet olsun. Ya da işte süt çocuğu musun sen? Mesela bizim zamanımızda öyle derlerdi. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Ezik misin sen mi diyorlar, ne diyorlar bilemiyorum. Yani ne var ki alsan kullansan ne olacak gibi bakış açıları. İşte bir kereden bir şey olmaz algısı zaten. Onun dışında sorunlardan kaçış, ya al ya, dert etme, kederlenme, unutursun gibi
bakış açıları. Yeme bozukluklarıyla alakalı bir kitaba başlamıştım. Orada şeyden bahsediyor mesela. Normalde diyor, stres altındaki insan diyor, yemek yemez. Yani iştahtan kesilmesi beklenir. Ama diyor, sosyal yaşantımızda biz sürekli yemeğe odaklandırıldığımız için moralimiz bozukken işte yemek ye, gel yemek yiyelim, gel seni bir yemeğe çıkartayım gibi şeylere maruz kaldığımız için aslında yeme bozukluğumuz oluşuyor diyor. Dolayısıyla bağımlılıkların birçok türünde de öğrenme dediğimiz husus, sosyal öğrenme davranışı ne yazık ki karşımıza çıkabiliyor. Kullanım farkları gençler için daha çok zarar verici. Çünkü dediğim gibi ne kadar erken başlarsak o kadar bağımlı olma riski artıyor. Ergenlik çağındaki insanlarda cool olurum düşüncesiyle başlanıyor bence demiş Aybüke. Evet, işte o cool olma düşüncesi, sen süt müsün, şu musun, bu musun falan aynı şeye geliyor. Evet. Akademik sorunlara, sıkıntılara, şiddet içerikli eylemlere yönelmelerine ve trafik kazası, genç yaşta ölümler gibi sıkıntılar olabiliyor. Bu arada şey çok kötü. Hamilelerin alkol kullanması en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü hamilenin kullandığı, hamile anne adaylarının kullandığı alkol direkt olarak bebeğe gidiyor. Ve birkaç ay içinde bebek çok zararlar görebiliyor. En genç kurbanlar hamile annelerin bebekleri oluyor ne yazık ki. Ve tabii ki alkol kullanan bir annenin, hamile annenin bebeği doğduğunda büyüme eksiklikleri, yüz anormallikleri, iç ve dış organlarda sorunlar, beyin sinir sistemi zararları, uyku yeme bozukluğu, öğrenme problemi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi 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 birçok sıkıntıya maruz kalabiliyor. Alkolün uykuyu düzenlediği. Mesela ne olacak ya babacığım, hiç bir tane alkol, rahat rahat yat, keyfine bak anlayışı arkadaşlar yanlıştır. Kullanınca bir gevşeme geliyor mu? Geliyor, evet. Ve bu nedenle uyku hissetmeniz olabilir. Ama uykunuzun düzenini ve kalitesini bozucu bir şeydir. Çünkü siz eğer alkolün etkisiyle uyuyorsanız normal uyumanız gereken sağlıklı uykuyu uyumuyorsunuz. Söylentiye göre cinsel gücü arttırır bakış açısı. Hayır arkadaşlar. Aksine tıpkı tütün bağımlılığında ve diğer maddelerin zararlı kullanımında, kötüye kullanımında olduğu gibi cinsel gücü azaltır. Hatta erkeklerde iktidarsızlığa sebep olur. Deseler de alkol iştah açıcıdır. Aksine mide rahatsızlıklarına ve sindirim bozukluğuna sebep olur. Sizler bu eğitimi alan insanlar olarak bu konuda bundan sonra daha bilinçli bir şekilde hareket edeceksiniz. Alkollü içecekler vücudu ısıtır derler. Ama vücut ısısı aslında düşer. Biz öyleymiş gibi hissedebiliriz. Kanın yüzeye doğru akışından dolayı, ciltteki sinir uçlarının ısınmasından dolayı beyne sıcaklık algısı hissedildiğinde yanıltıcı olarak nasıl ki geçici bir haz alıyoruz, geçici bir mutluluk hissediyoruz, mutlu olduğumuzu zannediyoruz ama ilerleyen dönemlerde bu bir depresyona yol açıyor. Bunun gibi arkadaşlar, bu da yanıltıcı bir his olarak doğru bilinen yanlışlar. Alkol sesi açar, kürsüye ya da sahneye çıkmadan alkol alırlar. Yani suyu, vücuttaki su miktarını azaltan bir şey sizi daha gür sesli yapmaz arkadaşlar. Mesela normalde biliyorsunuz, birazdan hatta ben de bir yudum alacağım. İnsanlar konuştukça susarlar ve su içme ihtiyacı hissederler. Dolayısıyla olumsuz bir şekilde susuz kalmanız sizi olumsuz bir şekilde etkileyecektir konuşurken ve şey yaparken. Pardon. Yok. Değiştirir. Sağ ve zihinsel değişimler olarak farklı kategorilerde ele alacağız.
Instagram'a alkol resmi atmayı ve alkollü snap atmayı havalı bir şey zannediyorlar. Evet sevgili Mustafa. Mustafa Furkan. Benim de üniversite yaşantımda en çok algılayamadığım şey oydu. Yani böyle alkolün fotoğrafını atınca ne kazanıyorsun? Nasıl bir popülerite bu? Yani gerçekten böyle bir saygınlık şeyi mi var? Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarsın bilmiyorum. Yani madem böyle bir şey yapıyorsun diğer insanlara örnek olma, değil mi? Fiziksel değişim olarak kanlanmış ve kızarık gözleri, uykusuzluk ya da aşırı uyuma ve kronik yorgunluk, el-göz koordinasyonunda bozulmalar, sık sık ortaya çıkan baş ağrısı, kusma ve özellikle sabahları seslere karşı aşırı duyarlılık gibi sonuçlar arkadaşlar fiziksel değişimler içerisinde yer alıyor. Alkol kullanan arkadaşlarınız varsa çevrenizde duyuyorsunuzdur. Ben sıkça duyuyorum. Yok işte içtim şöyle kustum. Ya da işte ay başım çatlıyor gibi. Siz de çevrenizden zaten bu bilgileri ediniyorsunuzdur. Havalı olduklarını düşünüyorlar bence ama biraz o kelimeyi de kullanmayayım da ne diyeyim. Yani kadın ya da erkek fark etmez. Şey çok havalı görünmüyorlar ya yani. Şimdi belki aramızda alkol kullanan ya da bu tarz şeyler yapanlar vardır. Onlar açısından şey olsun istemem. Etiketleyici bir söz olsun istemem. Züppe demiş Elyas'a. Yani evet ama onu havalı da bulabiliyorlar. Bazıları biliyorsun züppe olmayı böyle şey göstergesi olarak görür. Aa ben işte böyleyim, şöyleyim falan gibi değerlendirenler de vardır deyip bu konuyu kapatalım en iyisi. Bu konuda yorumumu kendime farklamak istiyorum. Duygusal değişimler. Okul ve aile içi kurallara karşı itaatsizlik. Daha önce ilgi duyduğu konulara karşı kayıtsız kalma. Çünkü bağımlılık oluştuktan itibaren sürekli bir şekilde onu arama isteği olduğundan dolayı daha önce ilgi duyduğu konulara kayıtsız kalma durumu ister istemez oluyor. Kemal sormuş, merak ettim siz de kullanıyor musunuz diye, bu sorunun cevabını oturumun başında vermiştim. Mahmut demiş ki bana göre alkolü veya herhangi bir maddeyi direkt vizyon veya tam tersine vizyonsuzluk görülmesi bana göre saçma geliyor. Şöyle, kullanman ya da kullanmaman senin tercihin. Riskleri bunlar. Sen kullanıp bu kullanımı bozukluk haline gelip bağımlılık seviyesine varana kadar bir yol da izleyebilirsin. Ama bunu paylaşmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yani seni görüp etkilenen biri olabilir. O da merak duygusuyla buna yanaşabilir. Sunumumuzun başında açtığım o videodaki gibi birine bilerek veya bilmeyerek zarar verme ihtimali olabilir. Bunları düşününce mesela ben yemek paylaşılmasını falan da çok mantıklı bulmuyorum. Erişebilen insan var, erişemeyen insan var. O anda aç olabilen insan var. Yani birazcık böyle ne paylaştığımıza dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece alkol konusunda değil yani. Bu benim şahsi duruşum. Şahsi duruşum ve görüşüm. Öyle ifade edeyim. Özür dilerim hocam. Sunuma yeni giriş yaptım demiş. Kullanmıyorum Kemal. Ama denemişliğim var. Ama ya faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra sürekli arkadaş değiştirme, yeni arkadaşları aileyle tanıştırma konusunda isteksizlik. Neden? Çünkü sosyal arkadaş çevren değişiyor ve alkolle sosyalleştiğin arkadaş çevren yakınına gelmeye başlıyor. Hocam herkes denemiştir illaki demiş. Yani yalan söylemeye gerek yok arkadaşlar. Niye size yalan söyleyeyim? Ne kazanacağım? Yalan söylediğim takdirde. Ama dikkat etmek gerekiyor. Bir kereden bir şey olmaz deyip bağımlı da olabilirdik. Biz şanslı olanlardanmışız. Yeni arkadaş çevresini tabii ki aile onaylamayacak. Eğer bir gençten bahsediyorsak ya da orta yaşlı bir yetişkinden de bahsedebiliriz. Ailenin onaylamayacağı biriyle görünmek istemiyorlar. Görünümüne özen göstermeme tüm bağımlılıklarda olduğu gibi yine görülen değişimler, nerede olduğunu, ne yaptığıyla ilgili sürekli yalan
Hocam sanırım internetinizde bir problem var ama. Beni duyuyor musunuz? Evet hocam, internetinizde bir sıkıntı var sanırım. Ekran yok şu anda. Heh, şu an geldi. Ha, şimdi paylaştım da bir an kapandı, geri geldi. İnternetinizde sıkıntı var Şu an her hocam. şey yolunda değil mi? Evet, şu an iyi. Hala var mı ya? Geldi mi? Tamam. Evet hocam, iyi şu an. Tamam. Duygu durumunda değişmelerden bahsettik. Zihinsel değişmelerde kalmıştık en son. Yetersiz konsantrasyondan bahsediyordum. Yetersiz konsantrasyonda da arkadaşlar odak noktanız alkole ulaşmak olduğu için tabii ki diğer konulara odaklanmada sıkıntı yaşayabiliyoruz. İpler senin elinde, alkole hayır de. Bu konuda kamu spotumuz var bir tane ama vakit birazcık ilerlediği için bunun linkini yollayacağım size. Risk faktörlerinden bahsedelim. Hayır diyebilmeyi öğrenirsek birçok risk faktöründen kurtulabiliriz. Orada sesim geliyor mu ya? Gelmiyormuş gibi hissediyorum. Geliyor hocam, iyi şu anda. Tamam, o yüzden kendimi tam veremiyorum. Hayır diyebilmek arkadaşlar psikolojik açıdan bizi rahatlatan bir şeydir aslında. Bizim sınırlarımızı gösterir. Bu sadece alkol açısından değil. Hayatımızdaki birçok yönden böyledir. Biz ne kadar hayır diyebilirsek, her şeye hayır demekten bahsetmiyorum tabii ki. İstemediğimiz bir şeye zorunlu olarak evet dememekten bahsediyorum. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ve bir arkadaş ortamında mesela biz eğlenmeyelim mi? Atıyorum alkollü bir ortama gittik arkadaşlarımızla. Kola içtiğimizde benim çok başıma gelmişti. Özellikle üniversite dönemlerimde falan. Kola içtiğinizde size böyle alaycı bakışlarla bakabiliyorlar. Ya al bir tane, al bir tane, bir şey olmaz falan. Ama hayır demek sizin elinizde. Herhangi bir problem yok bunda yani. Ben sana zorla kola veriyor muyum? Vermiyorum. O zaman sen de bana zorla alkol verme yani. Ne gerek var değil mi? Bununla bunun arasında hiçbir farklılık yok. Çünkü o şeyden kaynaklanıyor Rümeysa. Psikolojik olarak böyle seni ezdiklerini düşünüyorsun. Çünkü onlar için saygınlık aracı ya alkol kullanımı. Aslında insanların tercihine saygısızlık yapıyorlar. Böyle yaparak, zorlayarak. İnsanların sınır alanına bodoslama bir giriş yapmaya çalışıyorlar. İzin vermemek sizin elinizde. Çok kısa, çok net, çok böyle su gibi bir cevap. Hayır, istemiyorum. Tamam. Yalana başvurmadan mantıklı olarak sebebi paylaşabilirsiniz. Yani alkol veya bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili benim görüşüm bu, benim inancım bu, dini hassasiyetlerime aykırı eğer öyle bir gerekçeyle kullanmıyorsanız ya da kişisel duruşuma, görüşüme aykırı yine kendi şeyinize. Tabii ki girmemek aslında Elyas'a en güzeli. Çünkü mesela diyettesiniz diyelim, tamam mı? Önünüzde tatlılar sergilenmiyorsa diyeti bozma ihtimaliniz daha düşüktür. Ama önünüzde böyle bir tatlı cenneti olduğunu düşünün. Kayma riskiniz, kayma ihtimaliniz her zaman için daha yüksektir. Girmemek en güzeli ama alkol kullanmıyoruz diye de sosyal ortamlardan mahrum kalmak zorunda da değiliz. Hani girmeyi yasaklama da birazcık sıkıntı olabilir. İlyas demiş ki ben sürücü ehliyeti verseydim alkol ile ilgili bilinçlendirme kursu verirdim. Bu kursumda öğrencilere sınav yapardım. Geçemeyenlere sürücü ehliyeti vermezdim.
diye düşünüyorum. Zira trafikte alkol çok tehlikeli ve toplum yaşamını çok etkiliyor. Zaten trafikte alkolün tehlikeli olduğunu bildikleri için bazen ben bile alkol metreyi üflemek zorunda kalıyorum. Bununla ilgili denetimler, kontroller yapılıyor. Korkuyor musun derler bir de. Evet, yani ama sınırınızı, çizginizi net belirlediğinizde bunun korkmayla ya da korkmamayla alakalı bir durum olduğunu anlatabilirsiniz. Bir de korkuyor musun diyorlarsa korkulacak bir şey mi ki? Korkuyor musun diye soruyorlar diye bir düşünce geliyor insanın aklına. Hayatta herkesin kendi tercihi, kullanana saygım sonsuz, ancak bırakma aşamasındaki birinin bulunmaması daha doğru bence. Tabii ki yani o zaman demin döngüden bahsettik ya, yine o döngünün içine girmiş oluyorsun ister istemez kullandıktan sonra. Yani kullanan birileriyle birlikte yer aldıktan sonra. Aman diyorsun, bir kereden bir şey olmaz. Zaten bu kadar uzun süre konuşmadım, yapmadım, etmedim. Bir kereden bir şey olmaz ya. İstersem yine başlayabiliyorsunuz. Sigarayı bırakma sürecimde yaşamıştım. Birkaç iş oluyor, görmek istemiyorsun. Görünce içerim diye. Evet, aslında bilinçli davranmışsın. Şu anda sanırım sigara kullanmıyorsun, değil mi? Ay. Kullanmıyorum. 3 ay önce bıraktım. Daha uzun sürmesini diliyorum inşallah. Zaten 6. ayı aşınca biraz daha rahatlama gelir sevgili Mahmut. O zaman yanında içseler de sıkıntı yaşamazsın. Evet, konuyu değiştirme yapılabilecek olan bir şey. Yani konudan rahatsız olduğunuzu bildirecek şekilde, kaçma şeklinde değil de ısrar etmemesi açısından, yok ben bunu konuşmak istemiyorum, istemiyorum dedim zaten, uzatmayalım, gel işte şununla ilgili konuşalım diyebilirsiniz. Israrla sürekli hayır demeye devam edebilirsiniz, tabii ki etmelisiniz. Mizahı kullanabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin yaklaşımınızı dikkate almadığınızı ve değerli bulmadığınızı anlatmak için, hayır ben bütün beyin hücrelerimin yerli yerinde kalmasını istiyorum şeklinde bir ifadeye başvurabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz az evvel bahsettik, alkol dediğimiz şey sürekli düzenli kullanımda ve bağımlılık boyutuna eriştiğinde özellikle uzun vadede beyni küçültüyor arkadaşlar. Yapılan düzenlemelere göz attığımızda, ta 1942 tarihinde İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı kanununda şöyle ve 2013'te de yeni düzenlemeler tabii ki üstüne eklendiğinde şöyle bir takım yasal düzenlemelerimiz olduğundan bahsedebiliriz. 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu halde araç kullandığı tespit edilen sürücülere 700 TL idari para cezası verilir ve 6 aylığına sürücü belgelerine el koyulur arkadaşlar. Demin bahsetmiştik bundan. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri alan sürücüler ile alkollü sürücülerin karayolunda araç sürmesi yasaklanır. Yasal mevzuatımız gereği. Alkollü olarak araç kullanma nedeni ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defasında 877 lira para cezası uygulanıyor ve 2 yıl süreli önce 2 yıl ceza alınıyor. 3 ve 3'ten fazlasında ise 1400 lira idari para cezası ve sürücü belgeleri her seferinde 5'er yıl geri alınma şeklinde oluyor arkadaşlar. 1 promilin üzerinde eğer alkol alma durumu söz konusuysa 2 yıla kadar hapis çarptırılması söz konusu olabiliyor ve bu güncel bir aslında şey, 22.06 arasında market büfe gibi, yani diğer kurallara göre daha güncel bir kural. Saat 22'den sonra sabah 6'ya kadar market büfe gibi alkol satışı yapılan yerlerde biliyorsunuz satış yapılamıyor. Ve bunlarla ilgili şikayet edilmesi halinde
mahalli mülki amirliğe yani kaymakamla şikayet edilmesi durumu söz konusu oluyor arkadaşlar. Diliyorum ki hayatınızda hiçbir şeyi bağımlıca yaşamayın. Eğer fikrinizde bağımlılık tutsaklıktır çünkü. Bağımlı olmak yerine özgür olmalıdır. Gelmemesini diliyorum. Destek hissediyorsanız ücretsiz psikososyal destek için 444-79-75 YEDAM danışma hattını arayarak ya da YEDAM.org.tr'yi inceleyerek destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ve saat 9'dan. Hocam çok özür dilerim. Sesiniz yine gitti ama. Beni dinlediğiniz için, sabırla katıldığınız için Hocam çok teşekkür ederiz. Bir saniye. Sesiniz gitti ama şu anda tam olarak anlayamadık en son ne dediniz. Şu an geliyor mu? Evet, şu an çok iyi. Tamam. Nasıl olduysa Wi-Fi'ye gitmiş tekrardan da. Evet, sorunuz varsa alabilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Şöyle eğer arkadaşların soruları da yoksa son olarak bir hatıra fotoğrafı alsak müsait olanlar kameralarını açabilirse. Tamam. Evet, Rümeysa'yı gördüm. Merhaba Rümeysa. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki katıldınız, iyi ki geldiniz. Birçoğunuz pırıl pırıl gençlersiniz. Ben öğrencilerime pırıllarım derim. Artık sizler de benimle tanışarak benim pırılım oldunuz. Rümeysa demiş ki sizi çok sevdim. Umarım tekrar böyle bir etkinlik olur. Ben sizlerle buluşmaktan her zaman için keyif alırım. Şu anda farklı bir ortamda olabilirdiniz. Şu anda başka şeyler peşinde olabilirdiniz. Ama siz burada bizimle olmayı tercih ettiniz. O yüzden ben en büyük teşekkürlerin sizlere gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çok sağ olun hocam. Bir de rica etsem hocam fotoğraf alabilmemiz için ekran paylaşmayı bir kapatırsanız toplu bir şekilde çok özür dilerim. Estağfurullah. Tamam. Güzel alalım lütfen. Evet. Poz veriyoruz. Teşekkür ederim. Ve her sunumumu bitirdiğim gibi müsaadelerinizle bitirmek istiyorum. Bağımlılık, her türlü sosyal sorun, her türlü problem aslında biraz da iletişimsizlikten ve sevgisizlikten geçiyor. Sevgi her canlının temel ihtiyacıdır arkadaşlar. Sevin ve sevdiğinizi göstermekten de çekinmeyin. Tertemiz, yemyeşil bir dünyanız olsun. Hepinize saygılar, sağlıklı günler dilerim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşürüz.